Merhaba arkadaşlar. Bu video eğitimde Android Studio üzerine sizlerin çok sık sormuş olduğu "Hocam mobil uygulama geliştirmek istiyorum. Bunun için hangi özelliklere sahip bilgisayarı satın almalıyım?" bir diğer soru "Android Studio gerçekten bilgisayarın sistem özelliklerini ne kadar kullanıyor?" Bu video eğitimde bu sorularınıza detaylı olarak cevap veriyorum. Öncelikle Android Studio bilgisayarımıza kurmak için Google'ın önermiş olduğu minimum sistem özelliklerine bakalım. Bunun için tarayıcımızı açıyoruz. Adres çubuğuna developerandroid.com'u açalım. Şuradaki Android menüsünden Android Studio indirebileceğimiz kısma geliyoruz. Burada arkadaşlar şu an Android Studio'nun 4.1.1 yani stabil versiyonu mevcut. Siz bu videoyu izlediğinizde buradaki numarası yani versiyon numarası arkadaşlar değişebilir. Şimdi sayfanın en alt kısmına geliyorum. Burada arkadaşlar Android Studio'yu bilgisayarımıza kurabilmek için minimum sistem gereksinimlerimiz mevcut. Burada her bir işletim sistemi için özellikler arkadaşlar altına eklenmiş. Windows ile başlayalım. Windows için minimum arkadaşlar 4 GB RAM gerekiyor. Google'da 8 GB RAM öneriyor bizlere. Disk tarafına baktığımızda minimum 2 GB. Google 4 GB disk hafızası öneriyor. Çünkü IDE'nin 500 MB ve buradaki... SDK dosyamızın da 1.5 GB bir yer kapladığını söylüyor. Ekran tarafına baktığımızda 1280 yatayda dikeyde ise 800 çözünürlüğün yeterli olduğunu söylüyor arkadaşlar. Burada Windows için gerekli olan minimum özelliklerini hepsi buradaki arkadaşlar Mac işletim sistemi daha doğrusu MacOS işletim sistemi ve Linux işletim sistemi için de geçerli. Sadece farklı olarak burada Chrome OS işletim sisteminde mevcut farklılık. 8 GB ve üstü RAM öneriliyor. Disk tarafı 4 GB, ekran aynı. Burada işlemci tarafında Intel i5 ve üstü U serisi işlemciler tavsiye ediliyor. Şimdi şuradaki sayfamızı kapatalım arkadaşlar. Şimdi size arkadaşlar kendi kullanmış olduğum Windows bilgisayarımın özelliklerini göstermek istiyorum. Bunu göstermemin sebebi bakalım Android Studio'nun bu özelliklere sahip bilgisayarlarda performansı nasıl? Ne kadar sistem özelliklerini kullanıyor? Bize gerçek bir örnek teşkil etmiş olacak arkadaşlar. Görev yöneticisini açıyorum. Şuradan performans bölümüne gelelim. Öncelikle arkadaşlar kullanmış olduğum bilgisayar MSI marka bir laptop bir masaüstü bilgisayara değil ona göre performansını siz de kendinize göre değerlendirmiş olursunuz. İşlemci tarafına baktığımızda Intel i7 7700 HQ başlangıç hızı 2.8 GHz olan bir işlemcimiz mevcut. 7. nesil bir işlemci arkadaşlar. Bellek tarafına baktığımızda 8 artı 8 16 GB'lık DDR4 bir belleğimiz mevcut. Buradaki başlangıç hızını görebilirsiniz. 2400 MHz. Dix tarafına bakalım. Özellikle burayı sizlere göstermek istiyorum. Aşağıda gördüğünüz gibi kapasitemiz 119 GB. Ben normalde bu bilgisayarımda arkadaşlar 500 GB'lık bir SSD kullanıyordum. Şu an farklı bilgisayarımda ihtiyacım olduğundan dolayı yedekte dolan 128 GB'lık SATA 3 SSD'mi bu bilgisayara taktım. 3 aydır da burada kullanıyorum ve video eğitimlerimi daha doğrusu derslerimi anlatırken Android Studio'da bu disk üzerinden arkadaşlar anlatıyorum. Bana fazlasıyla yetiyor. Yani 128 GB yetmez diye düşünmeyin arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz birçok program kurmama rağmen bu disk arkadaşlar hala bana yeterli geliyor. 128 GB'lık SSD. Hatta şuradaki başlat menüsünü açayım. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi birçok Adobe ürünü kullanıyorum. Grafik programı mevcut. Üzerine de Android Studio programımız, işte WAMP Server gibi birçok program mevcut. Eğer diskinizi arkadaşlar düzgün bir şekilde kullanırsanız 128 GB her türlü yeterli. Bakın disk bölümünü açalım. Şuradan bilgisayarımdan baktığımızda gördüğünüz gibi Android Studio kurulu olmasına rağmen ki bilgisayarımda yaklaşık olarak 40 GB'lık bir yer kaplıyor Android Studio. 28 GB hala boş alanım var. O yüzden 128, 128 GB bir SSD disk Android stüdyo için başlangıç olarak arkadaşlar tavsiye edilebilir. Şimdi buraya kapatıyorum. Buraya geri dönelim. Bir de arkadaşlar depolama için kullanmış olduğum HDD mevcut. Bunun tabii ki Android Studio'nun performansıyla kullanımıyla bir alakası yok. Buraya geçiyorum. Grafik tarafına baktığımız zaman bir tane dahili Intel'in 630 HD grafik ekran kartı mevcut. Burada bir de harici olarak Nvidia GeForce GTX diye adlandırdığımız 1050 Ti bir harici 4 GB ekran kartı mevcut. Bu ekran kartı arkadaşlar aslında çok fazla kullanılmıyor. Android Studio'da çalışırken yine de burada görün, birazdan performansına bakarız. Bakalım harici bir ekran kartı kullanıyor mu? Harici bir ekran kartında e, bilgisayarımızda harici bir ekran kartına ihtiyacımız var mı? Kendimiz de arkadaşlar değerlendirmiş oluruz. Şimdi arkadaşlar şuradaki görev yöneticimizi aşağı inelim. Bu özelliklere sahip bir bilgisayarda Android Studio'nun açılış performansına yap bakalım. Birkaç tane arkadaşlar test yapacağız. Sizlere de iyi bir bakış açısı kazandırmış olacağız arkadaşlar. Android Studio'yu çalıştırıyorum. Hiç bekleme yapmadan arkadaşlar yeni bir proje oluşturacağım. Create new project diyorum. Boş bir aktivite seçiyorum. Next. Şurayı değiştirmeden direkt finish diyorum. Siz arkadaşlar altta dakika bölümünden bakabilirsiniz. Açılış performansını orada saniye olarak ölçebilirsiniz. Şu an bekliyoruz daha yüklenmedi. Evet kod sayfamız geldi arkadaşlar. Önemli olan kısmı burası. Alt tarafta kütüphanelerimiz internetten indirip arkadaşlar import ediliyor projemize. Bu sayfanız açıldıysa arkadaşlar buradaki zaman süresine göre bir değerlendirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Alttaki çünkü kütüphaneler internetten indirildiği için buradaki bağlantı hızına göre değişebiliyor. Bekleyelim bakalım tamamen oluştursun. Evet kütüphanelerimiz de yüklendi arkadaşlar. Tasarım sayfamıza geliyoruz. Gördüğünüz gibi tasarım sayfamız da geldi arkadaşlar. Artık buradan yeni proje üzerine mobil uygulamamızı geliştirebiliriz. Yeni bir proje açma performansı bu özelliklere sahip bilgisayarın arkadaşlar sergilemiş olduğu performans bu. Bir de gelin sanal cihazda bu projemizi bir test edelim. Sanal cihazın açılış performansına bakalım. Şu an kullandığım sanal cihazım Pixel 4 x arkadaşlar. Android 11 işletim sistemi içerisine yüklü ve bunu çalıştırıyorum. Başlangıç ve arkadaşlar, eee emülatörümüzün içerisinde projemiz açılana kadar geçen zamanı siz kendiniz alttan takip edebilirsiniz. Evet, sanal cihazımızda projemiz açıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Hello World geldi. Bence arkadaşlar bu özelliklere sahip bir bilgisayar için çok güzel bir performans. Özellikle arkadaşlar kod yazdığımızda yorulmadan, rahat bir şekilde bir sanal cihazı beklemeden rahat bir şekilde test yapabiliyoruz arkadaşlar. Bir de bir sanal cihaz üzerinde yaptığımız değişiklikleri ne kadar sürede görebiliyoruz? Mesela şuradaki Hello World'ün şurada metnini değiştirelim. Burada buna test diyelim. Bakın arkadaşlar test yazdım. Şunu bir entry yapıyorum. Şimdi sanal cihazım açık iken buradan arkadaşlar değişiklikleri uyguluyorum. Bakalım ne kadar bir sürede değişiklikleri uyguluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen sonucu buradaki sanal cihazımızda görebildik. Bence gayet güzel bir performans arkadaşlar. Şimdi aslında en önemli olan kısma geldik. Ya yani Android sürü diyor kendisi. Ve aynı zamanda sanal cihaz açık iken Android Studio ve bu ikisi bilgisayarımızın sistem özelliklerini ne kadar kullanıyor? Asıl mevzumuz aslında bu. Şimdi geliyorum görev yöneticisini açıyorum. Tabi burada benim bilgisayarımda birçok program açık. O yüzden arkadaşlar şuradaki sistem özelliklerinin kullanımına bakmayın. Burada detaylı olarak olaya bakacağız. Şimdi Android Studio'ya baktığımızda arkadaşlar burada gördüğünüz gibi... Yaklaşık olarak 2508 MB Android Studio'nun kendisi zaten bellekten bir tüketim yapıyor. Daha doğrusu isterseniz ilk önce işlemciyle bir başlayalım. İşlemciye baktığımızda burada en çok şu an Camtasia ile bir ekran kaydı yaptığım için o kullanıyor. Dikkat ettiyseniz Android Studio şurada bile gözükmüyor. Yani işlemciyi biz nerede kullanıyor aslında Android Studio? İlk açılışta işlemciyi çok fazla yoruyor. Bir de sanal cihazı ilk çalıştırdığımızda işlemciye fazla yükleniyor. Ondan sonra mobil uygulamamızı geliştirirken işlemci arkadaşlar %1 %2 oranında bile burada kullanmıyor. Burada bellek tarafına baktığımızda asıl en önemli olan kısım burası. Android Studio ve sanal cihazımız çok yoğun miktarda bellek tüketiyor arkadaşlar. Mesela Android Studio'nun şu an kendisi arkadaşlar 2522 MB şu an belleğimizden arkadaşlar bir alan kullanmış durumda. Alt tarafta sanal cihazımız da yaklaşık olarak 1180 MB bir bellek tüketmiş. Yani totale baktığımızda 3 yaklaşık olarak arkadaşlar 4 GB'ya yakın burada Android Studio ve sanal cihazımız belleğimizden yer götürmüş durumda. Burada ne anlatmak istiyorum arkadaşlar? Zaten şu an 4 gbını şu an Android Studio ve sanal cihaz tüketiyor. Eğer bilgisayarınızın RAM miktarı 6 GB'ın altındaysa arkadaşlar kesinlikle problem yaşarsınız. Sanal cihazınız donar, Android Studio programınız donar, beklerseniz açılmaz. Özellikle projenizi geliştirirken buradaki Android Studio'nun tükettiği RAM miktarı ve buradaki sanal cihazımızın RAM miktarı gittikçe artıyor arkadaşlar. Bir ara ben 4-5 saat mobil uygulama geliştirmeli uğraşırken tüketim arkadaşlar 8.7 GB'a çıkmıştı. Bu tabi sizin bilgisayarınıza farklılık gösterebilir ama gerçekte arkadaşlar bende bu. Şimdi ben size şu soruyu soruyorum. Google'un önerdiği 4 GB RAM sizce yeterli mi? Arkadaşlar kurarsınız ama mobil uygulama geliştiremezsiniz. Konforlu bir ortam oluşmadıktan sonra kod yazmaktan Bakarsınız. O yüzden kendi bilgisayarımı sizlere gösterip arada bir fark oluşturmanızı istiyorum. Yeni bir bilgisayar aldığınızda bir bilgisayarda Android Studio'nun ne kadar sistem özelliklerini tüketebileceğini buradan görmenizi istiyorum. Disk bölümüne bakalım arkadaş. Gördüğünüz gibi disk bölümünde şu an bir kullanım nereden baksanız yok. Çünkü neden? Bu bir SSD disk arkadaşlar. Yani kolay kolay buradaki diski %50'nin üzerine çıkaramayız. Bu diski de ilk Android Studio'yu çalıştırırken yeni proje açtığınızda eğer SSD bir disk kullanıyorsanız arkadaşlar çok hızlı açılıyor projeniz. Eğer normal mekanik bir disk kullanıyorsanız bilgisayarınızda arkadaşlar yeni proje açarken çok beklersiniz. Hele sanal cihazı çalıştırırken 5 dakika bekliyorsanız arkadaşlar 40 dakika beklersiniz. O derece mekanik diskler kötü çalışıyor. A tarafında herhangi bir şey yok. Burada GPU tarafına baktığımızda yani bu benim harici ekran kartım. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz buradaki ekran kartımı Buradaki Camtasia programı ve buradaki ses kaydı aldığım Adobe Edition dışında hiçbiri kullanmıyor. Yani Android Studio için mobil uygulama geliştirecek olan bir kişi yeni bilgisayar aldığında ekran kartı olsun mu olmasın mı diye kendine soru soruyorsa arkadaşlar ekran kartına gerek yok. Harici ekran kartına gerek yok. Zaten dahili olarak Intel'in ekran kartı geliyor içerisinde bu fazlasıyla yeterli arkadaşlar. Yeni bilgisayar alacak arkadaşlara tavsiyem işlemci markası hiç önemli değil. Intel veya AMD işlemcilerinden orta seviyeli bir işlemci kesinlikle yeterli. Benim için önemli olan iki donanım, RAM ve disk arkadaşlar. Minimum 8 GB RAM imkanınız varsa 16 GB olsun. Daha uzun vadeli olur. Disk olarak da SATA 3 SSD en az 128 GB bir hafızası olsun. İmkanınız varsa SATA 3 SSD yerine M.2 SATA SSD almanızı tavsiye ederim. Ben bilgisayarımda Samsung 970 Evo Plus 500 GB hafıza sahip modelini kullanıyorum. Arkadaşlar adeta ışık hızında performans sunuyor. Tabi bu dediğim ekonomi imkanlar dahilinde olan bir şey. Şimdi ben bunları neden söylüyorum? Bilgisayarınızı arkadaşlar kırmadığınız sürece çok rahat 10 yıl kullanabiliyorsunuz. Ben 2009 yılında Casper marka bir laptop almıştım arkadaşlar. 2019 yılına kadar bu bilgisayar kullandım. Sadece tek problemi bataryasının ömrü erken bitti. Herhangi bir, bir problem bilgisayar bana yaşatmadı. En son 2019 yılında ihtiyacı olan bir öğrencime hediye etmiştim. Ve şu an o da hala kullanıyor. Bunu neden söylüyorum arkadaşlar? Günümüzdeki bilgisayarların teknolojiyi çok daha iyi. Yani düzgün bir şekilde bir konfigürasyon oluşturabilirseniz bu bilgisayarın ömürleri çok daha uzun vadeli olabiliyor. Bir de şu an bilgisayarları mevcut olan arkadaşlarımız mevcut. Onlar neler yapabilir? Onlara tavsiyelerim neler? Eğer mekanik disk kullanıyorsanız yani bir hard diskiniz var ise HDD ve bilgisayarınızda SSD takacak yer varsa muhakkak en az 128 GB SSD alın. Arada çok fazla performans farkı var arkadaşlar. Bunu göreceksiniz. Ben ilk SSD'yi kendi bilgisayarıma taktığımda gerçekten o kadar yüksek performans göstereceğini tahmin etmemiştim. RAM kısmında ise arkadaşlar ister DDR3 olsun ister DDR4 olsun eğer yükseltmeye müsaitse bilgisayarınız 8 GB ve üstü olacak şekilde yükseltmenizi tavsiye ederim. Gözle görülür performans alırsınız arkadaşlar. RAM burada önemli. Gördünüz zaten Android Studio'nun ne kadar RAM tükettiğini. Kendi kullandığım Windows laptop bilgisayarımı sizlere örnek gösterdim. Umarım sizin için karar vermede bir farkındalık yaratabilmişimdir. Aynı zamanda arkadaşlar bu bilgisayarda ben sizlere bu video kayıtlarını yaparken kendi laptopumu 4K bir monitöre arkadaşlar bağlayıp 4K monitörün ekran görüntüsünü çekiyorum. Bu bilgisayarın performansını da ona göre değerlendirmenizi isterim. Belki bu şekilde olmasa çok daha iyi performans alabiliriz arkadaşlar. Windows bilgisayarlar için sanırım yeterince konuştuk. Bir de Mac bilgisayarlarda Android Studio'nun performansı nasıl ve sistem gereksinimleri neler onu öğrenelim. Ekrandaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Onu da detaylı olarak anlattım. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.